Anne. Babamı bilmez misin? Saman alevi gibi parlar, sonra geçer sinirim. Yok Ferda. Her şeyin bir sınırı, bir hududu var. Kızar küser anlarım ama. Gidersen her şey alt üst olacak anne. Geri dönüş olmayacak bir yola gireceksiniz. O dediğin yola girdik, o yoldayız zaten. Allah sonumuzu hayretsin. Anneciğim, sen gelmek zorunda değilsin. Bak kızım, içim rahat, gönlüm ferah değil. Ama kararımı verdim. Seni de torunumu da yalnız bırakmayacağım. Hayat Hanım'a giderdim, o beni kollardı. Hayır, beraberce dünürümün evine gideceğiz. İtiraz yok. Biz hazırız evladım. Her şey sana emanet Ferda. Böyle mi olacaktı Cemil? 35 sene evvel gelinliğiyle bu eve giren karın, dünya ahiret hayat arkadaşın bu günleri de mi görecekti? Teşekkür ederim. Bugün yeniden doğdun kızım. Bugün hepimiz yeniden doğduk. Artık bu kabus geride kaldı. Bak, hiçbirimize bir şey olmadı. Birlikteyiz, önemli olan da bu. Senden başka kimsemiz yok. Hadi gidelim. Neredeymiş anasının bir tanesi? Gel bakayım buraya. Ben seni ısırırım. Evine mi geldin sen ha? Evine mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda eline silah bile aldı. Bu böyle gitmez artık Melda. Mutluluk bu kızın da hakkı. Hepimizin istediği bu ama. Eda'nın önünde durmayacağım artık. O mutlu olacaksa sonuçlarına katlanırız. Dilediğini yapsın. Bebeğiyle, bebeğinin babasıyla yaşamak istiyorsa onlarla yaşasın.
Bu mümkün değil anne. Hayatta her şey mümkün kızım. Yani Eda Tolga ile evli. Onun karısı. Çok şey gibi o da yalandı Melda. Yalan mı? Tolga neden çekip gitti sanıyorsun? O öyle bir çocuk mu? Karısını bu haldeyken umursamayacak biri mi? Yani Tolga ve Eda... Hiç evlenmemişler. Eda'nın namusunu korumak için herkese evlendik demişler. Asla karı koca olmamışlar. Emin misin? Eda kendi söyledi bunları bana. Gizli kalacaktı ama artık bir önemi yok. Yani eğer Hakkı isterse... Efendim, yemek hazır. Teşekkür ederiz kızım, geliyoruz. Hadi Melda, ayıp olmasın. Bunlara kalsa beni aç bırakacaklar Feyyaz. O nasıl laf Saadet? Yemek Allah yemedim Allah. Diyorum. Yedin ya diye tutturuyorlar. Yani ben bilmez miyim yemek yiyip yemediğimi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız Türkan Hanım? Kaç zamandır görüşemedik. İyi olmaya çalışıyoruz Saadet Hanımcığım. Eda nerede? Yorgun. Erkenden uyudu. Harun nerede kızım? Abim yemek yemek istemiyormuş anne. Kötü günler geride kaldı artık Türkan Hanım. Bakın Harun da bebeğine kavuştu. Kızım torunumuz nerede? Uyuyor mu yoksa? Anneciğim siz karıştırdınız galiba. Siz de iyice bunak yaptınız beni. Karıştırdığım falan yok. Melda daha yeni amil anneciğim. Doğurmasına daha aylar var. O günler de gelecek inşallah. Evimizde iki tane bebek olacak. Bu kez gerçekten karıştırdım galiba. Belli oldu mu peki cinsiyeti? Mavişler mi giyecek yoksa pembeler mi? Vallahi ben aslan gibi bir oğlan çocuğu isterim. Aman sağlıklı olsun da. Yeter. Benim kızım da oğlum da olmayacak. Bebeğim düştü anlıyor musunuz? Bebek falan yok. Yalan söyleme. Bıktım yalanlarınızdan. Artık yalan yok. Yalan değil. Bilmiyorum. Ne yapayım bilmiyorum işte. Öğren o zaman. Thank you.
Anne hediyemizi beğenecek mi? Uyanınca birlikte verelim mi kızım? Uyandın mı canımın için? Hepsi bitti değil mi? Bitti bir tanem. Bir daha kızımdan ayrılmayacağım değil mi? Hiç ayrılmayacağız. Yarın yağmurun nüfus cüzdanını çıkartacağım. Yalan yok, sır yok artık. Yağmurun kızım olduğunu bütün dünya öğrenecek. Nasıl da mutlu. Dünyanın en güzel annesini. Kızını. Bir daha seni gözümün önünden ayırmayacağım. Seni ve anneni. Kimse artık sizi benden ayıramayacak. Benim kızım olduğunu bütün dünya öğrenecek. Eda, Tolga ile hiç konuştun mu? Ne zaman dönüyormuş? Konuşmadık. Bilmiyorum, neden sordun? Yağmur da doğduğuna göre Tolga döner dönmez şu boşanma işini... Ben Eda uyuyor diye... Şimdi uyandılar. Annenler seni soruyorlardı oğlum. Bir bak istersen. Tabii. Görüşürüz. Şimdi geliyorum. Harun. Az önce sofradayken Melda hepimizi üzecek bir şey söyledi. Başı mı döndü yine? Hayır. Bebekle ilgili. Biliyorum. Maalesef. Hali hiç iyi değil. Odasına bir uğra istersen. Tabii. Ha, Türkan anne. Efendim? Burası da sizin eviniz sayılır. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Siz de benim annemsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Teşekkür ederim Harun. Thank you.
söylemişsin. Nasılsa öğreneceklerdi. Nasılsın? İyi değilim Harun. Hiç iyi değilim. Gözyaşları keşke onu geri getirseydi. Ama... Her şeyimi kaybettim ben. Her şeyi. Alması gerekiyordu. Seni de uyandırmaya kıyamadım. Doktor hep aynı saatte verin dedi. Ben saati kurmuştum. Biliyorum. Sen uyanma diye kapattım. Bak. Anneannem ilaçlarını mı içirdi senin? Seviyor musun sen anneanneyi? Aman ne de güzelmiş benim kızım. Hadi gel altımızı da değiştirelim. Değiştirdim ben. Birazdan karnım acıktı diye yaygarayı koparacak ama. Hadi git yüzünü yıka, terlik de giy ayağına, böyle çıplak ayakla dolaşma, hasta olursun. Süt veriyorsun. Hadi. Annesi süt mü verecekmiş Yağmur'a? Anneyi tanır mısın sen? Tanıyor musun sen bu cadı anneyi? İyi günler. Sinem Arslanlı'ya verilecek bu. Ne var bunun içinde? Vallahi bilmiyorum. CD falan herhalde. Şurayı bir imzalayabilir misiniz? Günaydın. Dayıcığım. Burada mıydın sen? Günaydın bir tanem. Televizyon seyrederken uyuyakalmışım. Annen nerede? Uyuyor. Kimse uyanmadı daha. Sen niye bu kadar erken kalktın bakalım? Bizim akıl değişme vardı ya. Damla'nın annesi onu kameraya çekti. CD'sini gönderecek. Onu bekliyorum. Gelince sana haber verirler bir tanem. Uyumana baksın. Olmaz. Gelip gelmesem beni izlemek istiyorum. Hadi o zaman. Beklerken birlikte kahvaltı yapalım seninle. Hı? Tamam. İşte getirdiler bile. Koş koş. Bak Yağmur. Bu sıcak şeyin adı güneş. Bu pamuk gibi şeyler de bulut. Küçükken o bulutları hep bir şeylere benzetmeye çalışırdım. Sen büyüyünce birlikte yaparız. Ne dersin? Canım. Günaydın canımın içi. Günaydın. Minik prensesim benim. Sana da günaydın. Özledin mi babanı? Evet, hem de çok özledim. Her saniye yanında olsan yine de özlüyor. Sen onu bir de babana sor yavrum benim. Özlemek ne demekmiş anlatayım sana. Biri görecek.
evlenecek zaten. Biz bir aile olacağız Eda. Herkese aykıracağım bunu. Senin ve kızımın yanında uyanmak istiyorum artık. Canım Harun? Benim. Eda? Yağmur? Bebeğinize kavuşmuşsunuz. Çok sevindim. Nihayet. Bir daha da hiç ayrılmayacağız. Ne güzel. Ben de ne haldesiniz diye korkarak gelmiştim. Aman Allah'ım. Ne kadar da şekermiş. Neler geldi senin başına böyle minik şey? Sorumlusu kimmiş bu işin? Ne öğrenebilmiş polisler? Sen burada dur, biz bakarız. Sinem? Ha? Geçti dayıcığım. Yanındayım ben. Dedeme ne oldu? O adamlar dedeme ne yapıyorlar? O deden değil canım. Sadece ona benzeyen biri. İzlediğin şey bir film. Hadi. Ağlama ama bak. Kapadım televizyonu. Ne oldu? Anlayamadım. Çığlık attı, biz de koşup geldik ama. Ne oldu kızım? Ne korkuttu seni böyle? Efendim abi. Neredesin Nisa? Restorandayım abi. Ece yanında mı? Evet. Tamam, oraya geliyorum. Bir yere çıkmasın. Konuşmak istediğim bir konu var. Tamam. Abim seninle konuşmaya geliyormuş. Ne konuşacak ki? Aman, yine şu aptal mevzudur. Bir şey bilmiyorum diyorum ama Harun da Batu da ısrarla aynı şeyi sormaya devam ediyorlar. Vallahi sıkıldım artık. Allah kahretsin ya. Of, yeter artık. Tamam, sakin ol Nisa. Gel şöyle otur biraz, gel. Öfkeni eşyalardan mı çıkarıyorsun? Söylemek istediğin her şeyi git yüzüne söyle. Bağır, çağır. Kafasına bir şeyler fırlat ama içindekini onu dökmen lazım. Ne anlamı var ki? Benden kurtulmaya çalıştığı ortada. Ama bunu hiç hak etmedim ben. Gözümün içine baka baka içeride başka bir kadın var dedi ya. Aman Nisa ya. Sen demin inandın yani. Niye inanmayayım ki? Rujlu İzmarit'i gördüm diyorum sana. Kim bilir kimin ya. Ben olsam gözümle görmeden inanmazdım. Çünkü Batu'nun seni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sevmiyor. Sevseydi öyle konuşmazdı benimle. Ya bak göreceksin. Sana bir açıklama yapıp af dilemek için şu kapının paspasında yatacak. Sence gerçekten seviyor mu beni? Ay evet. Kaç defa söylemem gerekiyor? Abi, hoş geldin. Selam. Merhaba. Suyumu çıkarmaya kararlısınız yani. Bir şey bilmiyorum dedikçe üstüme geliyorsunuz. Anlayamadım. Yine babamla ve şu Kenan'la ilgili bir şeyler sormaya geldin herhalde, değil mi? Hani aklına bir şey gelirse haber verecektin. Niye Batu'yu aradın? Ben hiç kimseye yaramadım. Neden bahsettiğini de anlayamadım açıkçası. Onu babanın teknesine götürdüğün geceden bahsediyorum.
Ha şu mesele. Batu sana yardım etmek istediğini söyledi. Ve bir şeyler hatırlamam için bana baskı yaptı. İşe de yaradı aslında. Ama teknede bir şey bulamadık. Batu senin kaptanın kızı olduğunu nereden biliyor? Sen mi söylemiştin? Yok. Ben sizin söylediğinizi düşünmüştüm. Biz hiç bu konudan bahsetmedik. E aman birinizden duymuş işte. Ne önemi var ki? Ben kendime bir kahve alacağım. İsteyen var mı? Hoş geldiniz Melda. Hoş bulduk. Şu müfettişler az önce odanıza girdiler. Ben de tam sizi arayıp haber verecektim. Ne işleri varmış benim odamda? Bilmiyorum. Feyyaz Bey işlerine engel olmayın dediği için... Tamam anladım. Merhaba. Merhaba. Bunu bırak bir iletir misin? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yaptığınız incelemenin benim bilgisayarımla ne ilgisi var? Söyler misiniz lütfen? Melda Arslanlı. Evet benim. Yapılan ihbarda sizin adınız özellikle belirtilmiş durumda. Ne? Ama bu çok saçma. Kusura bakmayın, işimizi yapmak zorundayız. Tamam buyurun. Araştırmaya devam edin. Boşuna vakit kaybediyorsunuz. Aa, Melda geldin mi? Ben engel olmaya çalıştım ama. Kendinizi boşuna yormayın Burak Bey. Ben anlayacağımı anladım. Bu masum numaralarını size inanacak insanlara yaparsınız. İyi misiniz? Bana güçlü bir ağrı kesici bulur musun? Hemen getiriyorum Melda Hanım. Hanimiş benim küçük perim. Ay 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 şuna bak. Nasıl da hoşuna gidiyor. Ya hayat anne çok tatlı değil mi? Ay canım. Yoksa bana mı öyle geliyor? Çok tatlı çok. Ama bırak da ben de biraz okşayayım ayol. Ah bismillah, bismillah. Yağmur. Merhaba. Ben kimim biliyor musun? Senin cici anneanneni. Ay cici 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 cici. Seni istiyor galiba ha? Efendim. Anne. Efendim. Anne babamın durumu hiç iyi değil. Nasıl iyi değil yani? Siz gittiğinizden beri hiçbir şey yemedi. Hiç konuşmuyor da. Bir tek o adamın numarasını istedi benden. Yok dedim ama inanmadı. İlle de annene soru öğren dedi. Öğrenip ne yapacakmış? Vallahi anlamadım ki. Yani numarayı bilsem de söylemezdim de. Bak Ferda, bir daha sorarsa o adamı kimse tanımıyor de. Hakkında kimse bir şey bilmiyor diyeceksin, tamam mı? Eda da bilmiyor. Adam numarasını değiştirmiş dersin. Olur. Siz nasılsınız? Yağmur iyi mi? İyi çok şükür. Sen nasılsın yavrum? E işte. Aklım hep sizde. Ferda, babana iyi bak olur mu? Zorla bir şeyler yedir ona. Bir şey olursa da hemen beni ara. Tamam. Ay Kerem'e de söyle sakın babasını üzmesin. Harun'a artık evli olmadığını söylemenin zamanı gelmedi mi? Bunu bilmeye hakkı var değil mi? Ama Ferda ben... ablanın selamı var. Yağmur'u da öptü. Babam nasılmış? Nasıl olsun bildiğin gibi işte. Kızgınmış hala. Benim yüzümden herkes ne hale geldi? İlk kez evden ayrılmak zorunda kaldım. Sen bunları düşünme şimdi. Hem ben torunumun yanında olmaktan gayet mutluyum. Ben galiba altını değiştirmeliyim. Hadi, hadi canım yavrucuğum. Canım yavrucuğum. Tamam, tamam kızım. Evet. Üzülmeyin Türkan Hanımcığım. Her şey yoluna girecek. Biri kızı, diğeri torunu. Cemil Bey yakında burnunun direği sızlayacak. Göreceksiniz bak. Mutlaka.
Aslında Cemile değil de Melda'ya üzüldüm Hayat Hanım. Melda'ya mı? Onun nesi var? Sormayın. Melda bebeğini düşürmüş. Ah, aman Allah. Ay bak ben de üzüldüm şimdi. Tam da Eda için sevinirken. Bir de beni düşünün. İnanın artık hangisine üzüleceğimi şaşırmış haldeyim. Ay haklısın. Zavallı Melda. Bunca olayın içinde yapayalnız kaldı. Bebeğini kaybettiğinde bile hiçbirimiz yoktuk yanında. Kim bilir nasıl yıkılmıştır yavrum. Anlıyorum. Bir de şey var yani. Nihayetinde Harun'un onunla bebek için evlendiğinin o da farkında değil. Belki şimdi Harun'u da kaybedeceğini düşünüyordur. Yakında boşanabilirler Türkan Hanım. Bakın, kendinizi buna hazırlamalısınız Türkan Hanımcığım. Yoksa daha da üzülürsünüz. Melda'ya üzülsem Eda'ya sevineceğim. Ya da tam tersi. Söylesenize Hayat Hanım. Benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Bu durumda en doğrusu sadece Yağmur'u düşünmek galiba. Onun için en doğrusunu ikimiz de biliyoruz. Değil mi? Bakın, kendinizi suçlamayı bırakın artık. Su akar yolunu bulur. Siz kızlarınızın yanan kalplerine serinlik üfleyin. Sevgi verin yeter. Herkes kendi kaderini yaşar Türkan Hanımcığım. Değiştiremezsiniz.